mutfaklarınızı sofranıza getirmek için çabalıyoruz. Çünkü bu ülkeyi ve bu ülkenin insanlarını önemsiyoruz. Nesillerdir olduğu gibi bugün de size en iyisini sunmak için buradayız. Coop Süt. Bizim markamız, bizim geleceğimiz. Ne bak Mehmet amca, nedir ama hesapladığın? Anladım. Faturalar birikti, yine onları ödemeye gideceğim. Mehmet amcam, artık hiç gerek yok ki bunlarla uğraşmana. Quest Notifier uygulaması ile cep telefonundan tüm faturalarını ödemem mümkün. Kıptek, su, belediye ödemeleri, ev ve cep telefonu ödemeleri ve daha nice kurum faturalarını evden çıkmadan yapabilirsin. Üstelik fatura günün gelmeden bildirim de alın, unutman da. Hatta bak, sen hesaplarken faturaların ödendi bile ha. Sen de Quest Notifier'ı kullan, tek uygulamayla tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştir. Vestel'de büyülü kampanyalar yeni yılda sizleri bekliyor. 10.800 TL'den başlayan üçlü ankastre setler, 36.800 TL'den başlayan dörtlü ankastre set ve buzdolabı, 29.800 TL'den başlayan beşli ankastre set, buzdolabı ve çamaşır makinesi, ayrıca sadece 5.200 TL'den başlayan Vestel TV'lerle hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün. Vestel'de yeni yıla özel fırsatları yakalamak için hemen Vestel mağazalarına uğrayın. Vestel, hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürmenin anahtarı. Alpcan Towers güvencesiyle güneşin en güzel battığı yerde, mavi ile yeşilin iç içe olduğu huzur dolu bir yaşam sizleri bekliyor. Yeni yaşam alanınızda sizlere fitness center'dan futbol sahasına, tenis kortundan su sporlarına, açık ve kapalı yüzme havuzlarından scuba diving'e, sinemadan açık ve kapalı oyun alanlarına kadar birçok aktivite ve sosyal etkinlik imkanıyla eşsiz bir yaşam keyfi sunuyor. Key West, muhteşem ödeme kolaylıklarıyla sizleri bekliyor. Alpcan Towers. Akşamların vazgeçilmezi, eğlence ve lezzetin buluşma adresi Ülfet. Unutulmaz anlar ve harika lezzetlerle doyasıya eğlenmek için rezervasyon numaramız 0546 996 55 55. Sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık.
Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin. Lassa'yla sağlam gideni ne durdurabilir? Yağmur mu? Çukur mu? Yoksa çamur mu? Sağlam duracaksın bu hayatta. Onu sadece tek bir şey durdurabilir. Sağlam duranların lastiği Lassa, yaya geçitlerinde herkesi sağlam durmaya davet ediyor. Ercan Tan Grup, 444-46-66. Sigorta yanımda. Bireysel ve kurumsal sigortacılığı tek bir uygulamaya sığdırdık. Dağlı Sigorta mobil uygulamasıyla sigortanızı kolayca satın alabilir, poliçelerinizi görüntüleyebilir, prim ödemelerinizi yapabilir ve hasar işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Üstelik bunlarla sınırlı değil. Şubelerimize ve acentelerimize yol tarifi alabilir, anlaşmalı kuruluşlarımızın iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bitmedi. Önemli telefonlara ve nöbetçi eczanelere de uygulama üzerinden erişebilirsiniz. Hemen uygulama marketinize girerek Dağlı Sigorta uygulamasını indirin, bireysel ve kurumsal sigorta işlemlerinizi hızlıca ve kolayca gerçekleştirin. Dağlı Sigorta mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. En son ne zaman hayal kurdunuz? Hiç bilmediğiniz bir şehri gerçekten yaşadınız mı? Ya da sevdiklerinizle kusursuz manzaralarda fotoğraf çekildiniz mi? Seven Air Travel'la dünyanın her yerine keyifli yolculuklar yapmanızı sağlıyoruz. Belki ilk değiliz ama en iyisiyiz. Bilinmeyeni keşfedip güzelliğinin tadına birlikte varıyoruz. Sınır tanımaz bir coşkuyla sizi, diğerlerinin imkansız dedikleri lokasyonlara güvenle uğurluyoruz. Seven Air Travel'la dünyanın her yerinde tatil yapabilmenizi kolaylaştırıyor. Beklentilerinizin ötesinde hizmetler sunuyoruz. Sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşamak için Seven Air Travel, dünya sizi bekliyor. LX Exchange Office en avantajlı fiyatlarla döviz alım, satım işlemlerinde hizmetinizdeyiz. Metehan Kiler Süpermarket yanındaki ofisimizi hafta içi her gün ve cumartesi 8-20 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Döviz işlemlerinizde doğru adres LX Exchange. Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir. Adanın tek FBDO gözlükçü diplomalı mağazası Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor. Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz. Yaklaşık 30 yıldır Kuzey Kıbrıs'ın tanıdığı lezzet olan Ece Bakliyatları, değişen dağıtım ağıyla tüm seçkin marketlerde.
Tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle Ece Bakliyatları siz değerli halkımıza artık daha da yakın. Ece Bakliyatları tüm seçenekleriyle raflarda. Unutmadan taklitlerimizden sakının ve orijinal paketlerinizi sorgulayın. 30 yıllık lezzet tercihinize Entam güvencesiyle devam edebilirsiniz. Siz değerli halkımızın desteği olmasaydı bizler de olmazdık. Ece Bakliyatları tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle. Vejeteryan Restoran, Bella Pais yolu Girne'de. Paket servis için telefon numaramız 0533 862 50 50. Eğlence ve lezzetin buluşma adresi Ülfet, Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs'ı sunar. Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslılar, günaydın Sim TV ailesi, Sim TV izleyenleri ve Sim FM dinleyenleri tabii ki. Hepinizi çok seviyoruz, hepinize sevgilerimizi iletiyoruz. Yönetmenim Çamay Çiçekseven ve ben Serhat İncirli, çok hayırlı bir cuma diliyoruz sizlere. Efendim, Cevheri Güven Türkiye'li bir gazeteci Avrupa'da yaşıyor. Onun yayınladığı videolarla tabii ki doğruluğu ispatlanmış bir şey değil. Sadece daha önce merhum Halil Falyalı ile çalışan bir kişinin Hollanda'da hapishanede
ki ses kayıtları iddiası önce Fuat Oktay'la ilgili 50 milyon dolar, şimdi eski İçişleri Bakanı ya da İçişleri eski Bakanı Türkiye'nin Süleyman Soylu ile ilgili 20 milyon dolar rüşvet konuşuluyor. Bunlar Kıbrıs'la birinci dereceden alakalı Türkiye'li bakanlardı, özellikle Fuat Oktay. Bizde Ombudsman Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nde yasa dışı işler rapor hazırladı. Rapora göre yasalara aykırı kiralamalar yapıldı, ihale yasası ihlal edildi falan. Bu sadece basit bir örnek. Sabaha kadar sıralayabiliriz tabii ki. Bunu, bu ve buna benzer olayları size yıllardır aslında, gerçekten yıllardır bütün anlatmaya çalıştığım, benim şahsen, başka arkadaşlarımız da var elbette, hep budur. Bir taraftan Kıbrıslı Rum yönetenler veya Kıbrıslı Rum egemenler bizi eşit görmüyorlar. O tarafla çırpınıyoruz. Öte yandan Kuzey Kıbrıs'ı yönetenler ya sahte milliyetçilik ya sahte Müslümanlık arkasına ezan ve bayrakla saklanıp malı götürüyorlar. Sonuçta ne oluyor? Karanlık sokaklar, bitmeyen temeli atılamayan hastane inşaatları, bozuk yollar, hırsızlık, rüşvet, komisyonculuk, liyakatsizlik, hiçbir liyakata dayanmayan istihdamlar ve tabii ki arkasından da Rum egemenlerin bizi eşit görmemesini mazeret gösterip çözümü daha da, yani Kıbrıs sorununun çözümünü daha da kötüye göndermeler. Narenciyemizi Türkiye sinecik varıdı, baktericik varıdı bilmem ne diye almıyor. 3-4 okka nohut gönderdik Türkiye'ye diye. Gönderdiğimiz nohudun, nohuttan elde edeceğimiz kar kadar masrıf edip, masraf yani, tören düzenliyorlar, gezmeler düzenliyorlar. Artık gerçekten şarkılardaki gibi yorulduk. Yani kime neyi anlatalım? Ve geçen gün bahsetmiştim. Hepimiz paranoyak olduk. Batmış bir Mausa mesela, suya gömüldü. Ne var? İşte Süleyman Başkan, çok da sevdiğimiz bir kardeşimiz, çok da başarılı. Evet, şanssızlık, çok yağmur yağdı. Geçitköy darmadağın oldu oraları. İki damla yağmurla memleket gidiyor. Çok daha büyük felaketler var bu ülkede. Girne sahillerinde denize girilemiyor. Hiçbir yerde. 5 yıldızlı otellerin çok güzel güneşlenme yerleri vardır, plajları vardır. Ama onların derdi kumardır. Su akıttıkları mokunan zaten bitmiştir. İskeleye aynı kötülüğü yapıyor durumdayız. İskele bölgesine. Elimizde bir etcik temiz galan, belki biraz karpaz, belki biraz Limni'di, orası da çok ufak. Başka yer yok. Sahilleri
ormanları, yeraltı sularını tükettik, mahvettik ve bununla övünür haldeyiz. Şimdi Halil Falyalı'yı kim öldürdü? Bir kişi ömür boyu mahkum oldu Türkiye'de. Gördük zaten. Sonra o aileyi dün okuduk gazetelerde. Üniformalı çete deniyormuş. Söylemez ailesi hepsini almış polis falan diye iddialar var. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Fuat Oktay 50 milyon dolar ve şimdi Süleyman Soylu 20 milyon dolar meselesini konuşmaya müsaade etmiyor. Ne yapıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi? Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürüyor. Neden? İrne John'u çok sevdiği için olabilir. Bir yere gidecek miyiz? Hayır. Memleketi askerlik yapmamak, askerden kaçmak için para ödemiş Cumhurbaşkanı temsil ediyor. Evet, bu arada Çamay şeyimiz geldi ha. Ajans Cyprus sağ olsun arkadaşlar. Duydum Çamay. Memlekette askerlik yapmamak için bedelli parasını ödeyen arkadaşlar şu anda Cumhurbaşkanlığı yapıyor ve milliyetçilikte postu yere vurmuyor. Bir daha başkan seçilmek istiyor, bir daha aday olmak istiyor. Ama vicdanen askerliği reddeden vicdani redçiler yargılanıyor. Hapis cezası, para cezası almaya devam ediyor. Bu gerçekten sevgili Çamay, bende Facebook'ta ve şeyde YouTube'da sıkıntı var. Acaba her yerde mi var? Yağmur yağıyor. Kanal Sim'in interneti de sakatlanıyor. Serhat İncirli'nin burnu patlıyor sinirden. Ama durdurduk. Bu arada soğuklar çok kötü vurdu insanları. Çok kötü vurduklarından biri de benim eşim sevgili Şüküfe. Pazar akşamı değil. Akşam neydi? Perşembe, çarşamba akşamı. 39.3 ateş yanıyor. Söndürdük sobayı. Hanım yanıyor diye sobayı söndürdük. İki gecedir aynı şekilde işte çok sıvı tüketmeye çalışıyoruz. Hastaneye koşuyoruz, geliyoruz. Gerçekten ilk kez bunca yıldır birlikteyiz. İlk kez böyle gördüm ve tabii ki uykusuzluk çok kötü. Uyuyamıyoruz. Sıcaklık çünkü çok yüksek. Gerekli hapçığı, ilaççığı, öksürük, şurupçuğunu, şuyunu buyunu veriyoruz ama olacak gibi değil. Gerçekten durum kötü. Durum kötü. Buket Şekerci, Asaf Güney. Ben Facebook'a giremediğim için Facebook'tan bize mesaj atanları bakayım telefondan bakayım girebiliyor muyum telefondan. Çünkü öyle de bir sıkıntımız oluyor tabii ki. Hemen çok özür dilerim. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Bakmamız lazım. Nereden bakacaktık? Ha, buradan bakacaktık. Bakamadık. Esmenim. Evet. Kanal Sim. Kanal Sim. Evet. Kanal Sim'de çalışıyor. Evet. Sami Karasalih, Nazimen Alban, Türkmen Sencer geçmiş olsun diyor. Metin Emirali, Hatice Mumin, Metin Emirali Bengüsü. Hatice Mumin çok teşekkür ederiz. Sami Karasalih başka şey göremiyorum ben. Mesaj çok üzgünüm ama yani gerçekten bu internet, bu da buradan çalışır. Sesini kısalım.
Buradan en azından kendimizi görüyoruz. Benim büyük bir ihtimalle bilgisayara bir restart vermem gerekecek. Ondan sonra başlayacağız şeye tekrar programımıza. Ama bu esnada restart verirken efendim kahvemizi yani girnecunumuzu telveye kadar temizlemişiz. Temizleyelim. Üzerine bir yudum saka götürelim. Pazartesinden itibaren size bir şeycik göstereyim. Nasıl alet? Marka nasıl? Stanley. Şimdilik bu kadar. Dünyanın en iyisidir Stanley. Söyleyeceğim nerede bulabilirsiniz, nasıl alırsınız pazartesinden itibaren. Ama bir termos, nasıl bir termos anlatamam size. Koy böyle içine mix çaycıklarını, sabah soğuk moğuk iç. Yürün Alyan'ına, gezmeye gidiyorsun Alyan'ına. Onlardan. Efendim, Dağlı Sigorta bizimle her zaman olduğu gibi. Coop Süt bizimle. Bilgisayarımızı tekrar açtık. İnternetimiz olmadığını söyledi bize bilgisayar. Umarım bir şekilde ansızın olacak işte. Bağlan dedim yine Kanal Sim'e. Bu ağa bağlanılamıyor dedi bağa. Kapattık. Bir gizli ağ gösteriyor. Ne yapacağız ayağım? Bağlan diyoruz. Bu ağa bağlanılamıyor diyor tekrardan. Sevgili Çamay, acaba o Kanal Sim 2 numaralı Arfosti'yi çalıştırma, söndürme, kapatma, açma gibi bir durumumuz var mı? Ha, yapak onu açık gösteriyor ama bu ağa bağlanılamıyor diyor. Dur bakayım şimdi ne diyecek? Ha, bağlanmışız. Bağlanmışız. Tekrar açalım biz sayfalarımızı, açılırsa tabii ki. Bir dua okuyayım buna ben. Dua okurken size karameli de göstereyim. Evet, duayla Facebook'u açmaya çalışıyoruz. Facebook duası var biliyorsunuz. Facebook duası var. Söyleyin mesela Twitter duası var, Facebook duası var. Böyle şeyler oluyor. Kerigold var sabahları. Bugün konuk yok diye rahatım. Hızlı gitmeye gerek yok. Kerigold'a günaydın dedik. Yine çok yavaş bir şekilde gidiyoruz. Nedendir bilmem. Hava durumunu bile açamıyoruz. İlginç bir durum. Tabii böyle bir durumda kendi internetimizi açarsak da ne olacak size söyleyeyim. Çok fazla para ödeyeceğiz cepten. Ama başka şansımız yok. Aksi takdirde programı bitirmemiz gerekecek. Çünkü şu anda gerçekten... İşlet sevgili Çamay yenini bakayım ne olacak? Bir söndür bir işlet. Ben bu arada 4.5G'den bağlanmaya çalışayım KKTC meteorolojiye. Çünkü başka şansımız yok. Çok üzgünüm. Meteoroloji, KKTC meteoroloji. Hemen girdik KKTC'ye. Günlük tahmine bakıyoruz. Günlük tahmin açılıyor 4.5G ile. Biz bu arada Solar Bay Paralik'e günaydın diyoruz. Solar Bay Paralik bize günaydın diyor. Polaris ile hafta sonu hafta içi hiç fark etmez keyfimizi yapıyoruz. Efendime söyleyeyim, Alpcans bize Gaziveren'den sevgiler gönderiyor. Biz de Gaziveren'e Alpcans'ın açamadık, kapatamadık. Bu arada Vestel o uzaktaki buradaki daha kolay çalışır. Vestel'e sevgiler. Efendime söyleyeyim, Intergaz. Bugün Intergaz'ı arayacağız çünkü gazımız bitti. Bitmek üzeredir yani daha doğrusu. Intergaz disiplini, iş disiplini, hizmet kalitesiyle bir numaramızdır. Sevener Travel 4 gün sonra Dubai'ye gidiyor, götürüyor yolcularını. Sevener Travel, karamel çikolata da benden onlara hediye olsun. Geldikleri zaman inşallah, olur inşallah. Bahçemo, Bahçe Mobilyası'nda. Bir numaradır. Onu da belirtelim sizlere. Ve şimdi ne diyecektik? Mehmet Akay Optik gözlüklerimizi yapıyor. Vizyon 2000 Mausa'da, Mehmet Akay Optik Lefkoşa'da. Yankees ceketçiğimizin de kazacığımızın da aldığımız yerdir.
Yankiz'den giyiniyoruz. Kilolu insanlar şopumuzdur, söylüyoruz. Köseoğlu bizim marketimizdir. Gümbey yumurtalarını unutmayın. Bizim yanık peksemetler de hazırmış. Geçiyoruz, alıyoruz. Saka suya selam vermiştik. Muaz Vejeteryan Restorant diyoruz, unutmuyoruz. Balabay Skirne, yes it is. Ve Eziç, Eziç'i selamlıyoruz. Eziç bu ülkede en bilinen markadır, en tanınan ve en sevilen markadır. Onu da rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Efendime söyleyeyim, Frog Pest Control'e aynı zamanda bu Frog Pest Control'e evinizde, iş yerinizde, her yerde bir numara olduğunu belirtiyoruz. Ve efendim Frog Pest Control'e selam ettikten sonra biz bütün söylememiz gereken reklamları söyledik mi diye bakıyoruz. Hayır, Slice of Life, Slice of Life, Ortaköy'de Eskilemar yolunda burger, pizza, buffalo wings deneyin de ondan sonra konuşalım. Çağırın eve. Yalnız öyle çok hava yağmurluysa siz gidin alın bence. Ne kadar işleri oysa da, yağmurlukları varsa da motorlu çocuklara günah diyoruz. Ve tabii ki, tabii ki şimdi hava durumuna geçiyoruz. Ama hava durumuna geçmeden önce Erdem Oskar yaşamını yitirmişti. İş insanımız bugün bu konuda ufak bir fotoğraf altı haberimiz de var, yazımız da var. Kendi sayfamda ben yazdım. Onu biraz sonra okuyacağız ama belirtelim. Erdem Oskar bugün Girne'de Çatalköy'de toprağa verilecek askeri törenle eski tabur komutanlarımızdandır. Ta şeyde Evdim'den ve Girne'de namazı kılınacak öğleyin Girne Büyük Camii'de Nurettin Ersin Paşa Camisi ve ondan sonra askeri törenle Çatalköy'de toprağa verilecek. Bugün bir büyüğümüz, bir ağabeyimiz, çok sevdiğimiz bir insan daha toprağa verilecek Lefkoşa'da. Hüseyin Aktan. Hüseyin Aktan, Mühendis Mimar Odaları Birliği üyelerinden sevgili Hüseyin Aktan. Sabiha Gökçen ablamızın, Sabiha Gökçen hocanımımızın eşiydi. Allah rahmet eylesin Hüseyin Aktan'a. O da bugün Lefkoşa'da toprağa verilecek. En başta tabii ki Sabiha Gökçen ablamız, biz Gökçen abla olarak bilirik, ta Umurfo zamanından yengemin birinci yeğenidir zaten. Çok sevgilerimizi iletiyoruz, başsağlığı dileklerimizi evladına, hepsine gönderiyoruz bu arada. Hüseyin Aktan Lefkoşa'da bugün öğleyin toprağa verilecek ve benim çocukluğumun bir güzel abisi. Biz onu Gaziveran'da karşı komşumuzdu. Ali Ömer, Ali Oksu sonradan ama biz onu Ali Ömer olarak tanıdık. Ali abi işte ekranda. Ali abimiz de ölmüş. Allah rahmet eylesin. O da bugün Gaziveren Camii'nde kılınacak öğle namazını mütakip Gaziveren mezarlığında toprağa verilecek. Eşine, kızlarına, damatlarına, torunlarına, bütün aileye ve bütün Gaziveren'a başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ali abimizi rahmetle anacağız. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde uyusun. Ali Ömer gerçekten böyle fotoğrafta gördüğünüz gibi her zaman gülen bir insandı. Ne diyelim, toprağı bol olsun, rahmeti bol olsun. Allah rahmet eylesin onu da. Şimdi hava durumuna geçelim. Hava durumuna geçeceğiz. İnternet kesinlikle yoktur sevgili Çamay. Bugün programı telefonla çıkarmaya çalışacağız. İnşallah. İnşallah. Çünkü burada ve gidip şeyden de Sim TV'den de benim telefon parasını isteyeceğim be Çamay. Bağlanamıyoruz. Yani ne yapalım, ne diyelim. Açayım şeyi. Telsimin şeyini, ne derler? Mobil erişim noktasını, bu arada mobil erişim noktasını da açtık. Onu bulsun diye telefon bekliyoruz şu anda. Hah, buldu ve bağlandı. Allah'a şükürler olsun. En azından Sim'in interneti kesik ama bizim internetimiz, cebimizin interneti 4.5G açıldı. Allah razı olsun. Tamamdır. Bu da artık bize hesap soruyor. Tamam be kardeş, tamam.
Tamam Allah aşkına, tamam. Ha, zaten rezil olduk Buraş'ta bir miktar. Evet sevgili Çamay, beni hava durumuna artık atabilin. Reklamlarımızı da bitirdik. Tabii ki Yankiz'dir, evet ceketçiklerimiz Yankiz'dir demiştik sizlere. Bunu da artık pazartesi anlatacağım nedir Stanley'cik size. Evet, şimdi hava durumuna geçelim. Ben kendi kendime çözdüm bu internet meselesini. Akabinde bakacağız. Evet. Evet, Özlem Hüdaoğlu bize dedi ki bugün ALS hastalığını bilenler azdır. Bir cenaze daha var ALS hastalığından vefat eden. Allah rahmet eylesin, ismini yazmamışlar bize. Atın Cangil galeden çeker diyor senin internet. Al da gel, gale işini halledecek inşallah. Reşatçı'dan beklerim şey, ombudsman tatile çıksın da. Fikri abi inan, o işi halledelim biz ombudsman görmeden. Bir de Kudret Hoca'yı göndereceğim bize şeye, uluslararası şeye. Çünkü Kudret Hoca şikayet etti. Şimdi diyor, siz halledeceksiniz yoksa mahkemeye gideyim. Reşatçı'dan bu işin peşini bırakmayacak Kudret Hoca. Yusuf Kadir Beyleroğlu, Adnan Yunan Yol. Evet, Zekiye Paşa Erdem abinin cenazesine katılacağız diyor. Mekanları cennet olsun. Tuncer Öz Latif, Emin, Metin Emir Ali Bengüsü, Raif Özcanık, Ali Tekdan, İsmet Rangoz, Metin Anibal, Şebnem Sükan, Günaydın Müdürüm, Günaydın Nazimen Albant, İzzet Buruşan Bayar Piskobulu, Başkanım, nerelerdesin Ali Kural, Ferhan Karaderi, İbrahim Tahir Bulak, Kukla Barajı'nda bir damla su yok, merak ediyorum. Sen bilin diye merak ettim diyor, ben de bilmem hiç Kukla Barajı'nı. Ali Cevat, Günaydın. Tevfik Kırımlı, bundan öncekiler, kusura bakmasınlar, Fatoş Farisoğlu, Duygu Semay'ı, Ali Cenap, Cenapoğlu, Güner abim günaydın, günaydın. Önce gelen mesajlar uçtu gitti, kayboldu, çok üzgünüm durumları. Evet, bu arada tekrar açmaya çalışıyoruz. Sıkıntı sanırım bizimle alakalı bir sıkıntıdır. Asaf Güney, günaydın demiştik Buket Şekerci, Azra, Filiz Demiröz, Halil Tahiroğlu, Mustafa Gara Mustafaoğlu, eşimizin diyor, geçmiş olsun. Halit Sökmez, Mustafa Gara Mustafaoğlu, evet internet diyor, Erhan Arıklı'ya benzer. Ayniye Dalınç, Hüseyin Zafer, Pınar Büyük Hüseyin, günaydın. Betül Karael, günaydın. Hamit Salih Çanakkale'li, Topel Çakmak Boransu, Özgür Göksel, günaydın. Hastaneciğimiz de bitiyor Özgür'üm. Erkan İki Serdar, rahat rahat. Oktay Beyaztaş kardeşime de günaydınlar dedikten sonra, yani hemen bunların akabinde, efendime söyleyeyim, ne yapacağız? BBC'nin bugünkü gazetelerine mi gideceğiz? Hayır, BBC'nin bugünkü gazetelerine gitmeyeceğiz. Biz hava durumundayız. Bu arada interneti yeniden bağladığım için ben saat 7'de yaptığım işleri bir daha şu anda yapmaya çalışıyorum. Ve bu gerçekten benim için ciddi bir sinir sebebidir. Sinir olma sebebidir. Hava durumundaydık. Hava parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Neymiş bugün? Sağanak yağmur. Sabah zaten başladı biz gelirken. 6 gibi, 6.30 gibi yağıyor Lefkoşa'ya. Efendim, ve Alsancak, Gormacit, Omorfo, Trodos, böyle bütün güney, güneybatı, kuzey, kuzeybatı istikametleri şey oldu. Nedir? Kapkaranlığıydı. Bu arada elimle göstermekte olduğum istikamet kuzey olmaktadır. Askerlik yapanlar bilir. Ersin Tatar bilmez.
ona bilmez. Bu arada komutanımıza bir kez daha buradan çağrı yapıyorum. Komutanım, eski parkacığın varsa lütfen bana gönder. Çünkü seninkiler garanti olur bağ. Garanti olur bağ. Ve bir şey daha söyleyeyim. Senin eskilerin bu ülkede kimseye olmaz benden başka. Maşallah, yani 2-15 falanmış bizim güvenlik kuvvetleri komutanı. Yani Allah göstermeye harp çıksa Goygenli Urum tarafına doğru desin, o tarafta iki tabur imha. Kesin yani, ha söylerim size. Ben bir zaman askerdeyken Ersin abi gitmediği için bilmez. Nasıl ama her cümle arasında Ersin abiyi incidirim. Onda hoşuna gider, bayılır. Askerdeyken şey olduydu. Dönem adına kim konuşma yapacak dediler. Gittik, tabur komutanı bir baktı, bu yapacak dedi konuşmayı. Beni gördüğünde. Çünkü o zaman tabiri caiz ise bayağı iri yarıydık. Şimdi de iri yarıyık ama şimdi yağlandık. Londra girdi araya. Pizzalar, Nevzat Gökçe, bilmem neler. İnanamam, Nevzat Gökçe bize manzara fotoğraf attı. Şimdi deniz de görünür. Nedir be baba bu? Evet. Nazimen Albant, Levent Hızal kardeşim, Müşerref, Emine Agil, Mustafa Ertürk, Mehmet Uluçaylı, Arif Özeprak. Evet, kebapsız hafta sonları başlasın. Eskiden böyle miydi ya azizim? Arif abim ya. Veleddin Taşkent, Ercan Kızılgaya, Ali Bahar, Kasaboğlu, Mehmet Celal, Yurcan Ayten Ulu Gün, Rahme Beyoğlu, Hayriye El Kanat, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Efendim, hava bugün dedik ki yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak. Mevsim normalleri civarında sıcaklık var. Yani düne ve bir gün öncesine göre ısınacak. Yani ısınmayacak ama daha sıcak olacak. Girne, Çamlıbe, Lapta, Akdeniz 16. Boğaz 13, Alevkayası 14, Esentepe 15. Lefke 16. Güzelyurt, Lefkoşa, Ercan, Geçitkale, Pergama, Gazimosa 17. İskeleve, Yenerenköy 16 derece santigrat olacak. Bugün Nevzat Gökçe, Karpaz yıldız gibi parlıyor. Evet, Karpaz'da hava çok güzelmiş, yıldız gibi parlıyormuş. Şimdi geçiyoruz gazetelerimizi okumaya. Gökçe Altugan'a, Sait Kumru kardeşime, yengemize de büyük geçmiş olsun. Gale işinde bize kanto atma diyor Sait Kumru. Ayıbettin kardeş, senin yerin ayrı. Girişte solda kilise. Onu tabii ki dualarla birlikte ikimiz dua edeceğiz. Şeye çevireceğiz. Camiye tabii ki hayırlısıyla. Gene ibadet. Gene Allah'ın evi. Pembe kilim, kimse şikayet etmesin. Biz Müslümanız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Evet. Evet. Arif İlker Miralay günaydın. İlgün Varol Kasap günaydın. Evet. Ta toparlayalım. Saat oldu 6. Düşünün. Yok interneti, yok bilmem neydi. Şimdi geçelim, bakalım durum haberlerde, gazetelerde nedir? Evet, yorumlara başlayabiliriz. Efendim, isimlerini okuyamadığım herkesten özür dilerim. Emine Ferit Özuçar, Ayten Akacan Safel, günaydın Savaş Tilki kardeşim. Tahribat yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bugün de yağış olacağını söylüyoruz. Hafta sonunu söylemedik sizlere ama hafta sonu da özellikle yarın yağmur var ama yarın artık yağmurlar bitiyor. Pazar ve pazartesi yağmur yok efendim. Onu belirtelim Savaş Tilki kardeşim. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Örneğin bugünkü Yeni Düzen gazetesi diyor ki sadece Geçitköy'de zarar 16 milyon Türk lirasıdır diyor. Sadece hükümet Ocak 2020'deki zararı da ödeyeceğini söylemişti. Sözünü tutmadı. Bu konuda hükümet ödeyeceğim zararı dedi mesela.
bu doğru değildir. Bunu ben demiyorum ki hükümetimizin üyeleri yalancıdır. Zaten yalancı diye bir kelime Türkçe'de yoktur. Ona yalancı denir. Yani şarkı söylerken doğru söylüyorsanız, Türkçe konuşurken de, konuşurken değil, bizi de vuruyor gene. Bir daha mı grip oluyoruz ama? İkinci girmez, ondan bir yudum aldık artık, bilmem ne yapacağız. Şimdi, dün Facebook'ta gördüm, bu ülkenin çok değerli insanlarından biridir Bülent Berkay. Hem finans bankacılık sektörümüzün hem de müzik aşkının çok önemli bir insanıdır Bülent abi. Bülent Berkay kardeşimizdir. Dün bir paylaşımını okudum. Ağırdağ yangınında evi en ciddi hasar gören 5 kişiden biridir Bülent abi. Söz verdiler. Türkçe'de çok güzel bir söz vermekle alakalı bir atasözü var. Argo olduğu için tabii Yüksek Yayın Kurulu'nun affına sığınıp söyleme şansımız da yok. Ama hatırlatmada bulunuyoruz. Söz verenler olduğu gibi söz veremeyenler de olabilir Bülent abi. Dolayısıyla söz vermesi saka su içmesine benzemez gibi bir atasözü düşün. Ginecon'u iç, havada bulut, tazminatı unut. Yok öyle bir uygulama bu memlekette. Yok öyle bir sistem. Daha Serdarlı'nın dolu tazminatlarını, Yedi Dalga'nın dolu tazminatlarını ödemediler. Abi nedir senin dediğin? Girme hastanesini bitirmeye çalışırlar. Hem şey... Lefkoşa'ya 50 bin yataklı inşallah hastane sözü verdiler. Onun şeyine parayı ayırdılar. Yok ki eller, yok ki harcallar, yok ki gezmeye giderler Türkiye'de falan filan. Yo lan derililer. Evet, Hayrullah Erdem ödemeyecekler bunun da tazminatını kimseye. Bu bir gerçektir. Zaten ödeyecek olan adamı da galip aldılar görevden. Adam olarak değil yani, kişi olarak değil, yanlış anlaşılmasın kimse. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gizli başbakan olarak görev yapan Ömer Cihan görev süresini tamamlamış ve görevinden alınmış. Fuat Oktay ekibinin son ismiydi Ömer Cihan. Ersin Tatar'ın seçimleri kazanmasında önemli rol oynayan bir ağabey. Sonra gizli başbakan olarak görevlendirildi. Key ofisinde çünkü öyledir sistem. En yukarıdaki başbakandır. Onun altındakiler de bakanlara göre değişir şeyleri. Bugün gazetesinde de Ömer Cihan'ı görevden aldıkları haberi var. Bugün gazetesine daha sonra tekrar geleceğiz. Ahmet Aktanlı'yı günaydınlar ayağım dedi. Günaydın ayağım. %150'lisin. Nazime Nalbant günaydın. Keziban Sentürk Satrazam. İki damla burundan, bir bodiri boğazdan, o maddeden ertesi gün çek. Aman da o bahsettiğini burundan almak çok zor. Ömer Meraklı yapma. Hayrullah Erden z harfiyle başlayan o şeyden bahsediyor. Zi. Evet, sevgili Şükrü'ye götüreyim Zivaniye'yi. Onu yen yapmaz. Evet, efendim, Halkın Sesi gazetesi bu ayıp hepimizin dedi. Gündem Kıbrıs'ın manşetinde Erkut Şahali var. Erkut Şahali Gündem Kıbrıs'ın manşetinde aynı konuya değindi. Sevgili Hüseyin Ekmekçi... Evet, aynen öyle. Hüseyin Ekmekçi de yazdı bugün sabah bunu. Biz de hemen size Gündem Kıbrıs'takini hatırlatalım. Ya, ekranda var. Isınmaya çalıştıkları bir gecede zehirlendiler, diyor. CTP milletvekili Erkut Şahali, Yeni Erenköy'de kaldıkları konteynerde ölü bulunan
Halil Yıldız Çoban ve Kemal Yıldız Çoban kardeşlerin bizler öldürdük dedi. Evet, katil devlettir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Kemal ve Halil Yıldız Çoban'ın katilidir. Bu net bir şeydir. Bunun tartışması yoktur. Bunun tartışması olmaz bu ülkede. Yazdık biz de bugün. Devlet mi, zibillik mi diye başlık attık üstelik. Ve çağrı da yapıyorum. Haydi salın köpeklerinizi üzerime. Serhat yüce devletimize zibillik dedi. Böyle paylaşımlar da yapın. Yapın, hemen yapın. Yapmazsanız adi ve alçaksınız. Çünkü bu devlet, bu sahte devlet, o iki masum insanın katilidir. Bu kadar basit. Bu kadar basittir. Siz bir de zibillik dediğime dua edin. Yazma yahu, devlete bir şey deme yahu der bazı büyükler. Devletimiz tamamdır der. Yönetenler kötüdür. Hadi ya, yapmayın ya. Yönetenler de, herkes de farkındadır bunun zibillik bile olmadığının. Come on, come on, en milliyetçiniz çıksın desin ki Serhat İncirli yalan söyler. En milliyetçiniz çıksın. Bir zaman vardı bir ağabeyimiz, en milliyetçi ağabey. Bize kızardı, bilmem ne yapardı. Sonra o da ölçüyü aldı, gördü. Devletin nasıl? Çünkü ne oldu? Sarı öküze hiç ses çıkarmadıydı zamanında. Şimdi başkaları mülküne el koydu. Mahkeme mahkeme süründürecekler adamı. Mahkeme mahkeme. Çık ve de ki bu devlet zibillik değildir de. Devletin ne kabahati var? Cehenneme kadar yolumuz var. Cehenneme kadar. Cehenneme. Aynen öyle. Niçin? Abi iki masum insan öldü. Hiç mi umurunuzda değil? Hiç. Hiç umurunuzda değil. Engellisine, yaşlısına, çocuğuna bakamayan bir devlet. Hasan Taçoy da demiş, 1 milyon nüfus var. Nereden geldi be bu 1 milyon nüfus? Ve siz diyeceksiniz belki bu çatı, bu ahristo yapı sahte değil. Nasıl sahte değil? Ülkede yaşayanların 600 bini kaçaktır ya. 400 bini vatandaştır. 300 bini savaş suçlusudur. Kendileri değil, onları getiren. Ha, bu kadar basittir bu rakamlar. Matematik, matematik. Tabii matematiğinle ilgili de bugün bir yazı yazdık. Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamada Kıbrıs şeyi neydi? Kıbrıs nesi diyor? Kıbrıs konusu 61 sene önce başladı. Neye göre hesapladılarsa 61 sene önce 1962'dir. 64'e göre hesapladığında da 63'ü bulun. Daha 11 ay var aralığa. 21 aralığa daha 11 ay var. Yani 60 sene bir ay desen tamamdır. Ama 62 sene, 61 sene dediğinde de abardın. Ben de derim ki Cumhurbaşkanlığında, hadi Ersin Tatar tarih bilmez, matematiği bilmem bilir mi? Ama matematik hesaplayabilen insan yoktur o zaman. Koskoca Cumhurbaşkanlığında. 80 civarında danışmanı, 800 civarında çalışanı var buranın. Yoksa da 880'dir. Bir sıfırı fazla söyledim, abarttım. Evet, bunu da yazdık tabii ki. Biraz sonra, aradan sonra onu da okuyacağız. Bu ayıp hepimizindir diyor Halkın Sesi. Erenköy'de iki kişinin ölümü kabul edilebilecek bir şey değildir. Hiç. Söyleyeyim sizlere. Gelelim benim son dönemlerde en hassas olduğum konuya. Efendim, ben oğluma da, oğlumu istediğiniz yerde çağırın, konuşun. Baban sana bu konuda ne dedi be Ekim deyin. Ekim'dir oğlumun adı. Babam bana her zaman askerliğini yapacaksın dedi. Ben askerliği yapmasının
İlla ki işte milliyetçi açıdan bir vatan görevi değil. Hayır. O bir sorumluluktur bu memlekette ve bir eşitlik meselesidir. Ben kadınların da askerlik yapması gerektiğini düşünüyorum. 12 ay. Çünkü mutlak eşitliğe inanan bir insanım. Mutlak eşitliğe. Herkesi askere alacaksınız yasa varsa. Kadın ve erkek ayıramazsınız, yasaktır. Dünyada bu uygulama artık çok değiştirildi. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti askerlik yasası her KKTC yurttaşı erkek ifadesini kullanıyor. Çok ayrımcıdır. Her KKTC yurttaşı 18 ile 49 yaş arasında askerlik görevini yapmak zorundadır. Zorundaysa benim oğlum da yapacak. Artı ben 22 aydan daha uzun süre yaptım. Uzatmaları oynadık. Biraz hakem o dönemde öyle karar verdi. Çok uzadı bizim maç. Ama inanın hayatta en fazla saygı duyduğum, en sevdiğim insanlar içerisinde öğretmenlerim ve komutanlarım en başta gelir. Bu kadar basittir. Benim için annem, babam ilk öğretmenlerimdir tabii ki. Onların biraz torpilleri de var. Birinden oldum, öbüründen doğdum. Torpil oradan. Ama bütün öğretmenlerimi, hayatta olanlara, uzun ömür sağlık olmayanlara Allah'tan rahmet. Bütün komutanlarıma, ki benim komutanlarım bildiğim kadar hepsi hayattadır ve hepsine çok uzun ömürler diliyorum. İsimlerini duyduğum zaman bile esas duruşa geçerim. Bu güzel bir şeydir. Ben askerliğe güzel bir şey olarak bakarım. Geçen gün mesela bir markette karşılaştım. Olamaz böyle bir güzellik. Gördüğümde askerlerimi, beraber askerlik yaptığım arkadaşlarımı, ki ben de yüksek rütbeli bir subay olarak terhis oldum. Teğmen. Yüksek değil ama hani kalsaydım şimdi orgeneral idim herhalde. Yapmazlar oğlum, Kıbrıslıların kanı bozuktur, yapmazlar. Orada da ırkçılık var. Arz ederim tabii, o ayrı bir mesele. Girmeyelim buna da, canları sıkılır çok. Çok huylanırlar. Ya o da Türk, bu da Türk. O da Türk, bu da Türk. İşte Kıbrıslı Türk olduğunda sen ayırın. Da ben ayırdığımda bak sen. Ayırın. Askeri terimlere de geçtik hemen. Sola. Askerde sola dönmek yasak mı? Değil. O zaman demek ki askerler solcudur. Mantığa bak. Evet. Ben askere karşı değilim. Ama ben vicdani reddi yürekten destekliyorum. Ben olmayabilirim. İnsanlar ellerine silah almaktan nefret edebilirler. Onun için vicdan varsa ey UBP, ey Demokrat Parti başkanınız tehlikede. Ombudsman Fikri abiye takmış. YDP 17'sinden sonra kimi başkan seçeceksiniz bilemem ama o güne kadar sizden ricamdır. Bu vicdani red meselesini çözün. Çocuklarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz boş yere hapis yatmasınlar be kardeş. Günahtır, yazıktır. Ya da en azından çok özür dilerim. Belki şu anda birileri kahvaltı yapar. Gerçekten çok özür dilerim. Sim TV'nin sorumlularından da çok 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 özür dilerim. Sevgili mail müdürümüzden, United Medya'nın sorumlularından da çok özür dilerim. Ama bir şey söyleyeceğim. Eğer bu yasayı çıkaramazsanız, bedelli askerlik yapıp milliyetçilik taslayan kara gözlerin yüzüne balgam yasasını da çıkarın. Tekrar edeyim mi? Bedelli askerlik yapıp utanmadan, parantez içinde utanmadan milliyetçilik taslayanların yüzüne okkalı balgam yasası da hazır olsun lütfen. Terbiyesizlere değil mi diyoruz. Onun için vicdan varsa eğer diyor Avrupa gazetesi, bunu yapın. Silah dedik, silah. Allah Allah, nedir be bu silah meselesi? Baktım Diyalog gazetesinde bir haber. Evet. Silah satışı için diyor.
silah satıcı için diyor. Silah satışı için araç içinde beklerken tutuklanan iki zanlı hakkında 8 gün tutukluluk emri verildi. Silah satarlar. Allah adını zikredelim evvela der Mevlid'de de. Yani anlamadım ben. Diyalog gazetesinde hemen manşetin altında bu habercik var. Nasıl bir şeyse. Silah. Tabii önemli bir konudur bu konu. Çünkü bu ara her başvurana silah izni verdiler. Bir iki kişi hariç. Benim silah izni için bir dönem bu ülkeye başbakanlık yapmış çok 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 sevdiğim kardeşlerim de oldu. Çok yakın. Yani gidip torpil kullanıp ve kardeş verin mi bize de bir tabanca ruhsatı falan dediğim oldu. İtiraf ediyorum çünkü açıkça da her programda, her yerde, her zaman söylerim. Ben bir silah manyağıyım. Çok severim. Spor maksatlı atış yapmayı. Spor maksatlı. Çok severim ya. Ona bayım. Olacak gibi değil ama ben zaten liseyi bitirene kadar tek bir hayalim vardı. Asker olmak. Asker olacaktım. Ve ayıptır söylemesi, 1974'te yaşadıklarımın intikamını alacaktım. Sonra dedim ki olmaz böyle. Öldürerek çözüm bulamazsınız. Ve döndüm. Lise 2'ydi galiba döndüğümde. Bazı abilerim, ablalarım çok etkili oldular bu dönüşümde onlara. Hala onları mesela çok severim. Bir tanesi ablamdı, bir tanesi yani Yeşilırmak'ta ablam. Gaziveran'da 3-4 tane abim vardı. Bunlar çok etkili oldular. Bir dönüş yaşadık ama benim idealim oydu. Hep böyle vatan, millet, milliyet. Hiç de sahte olmadım hayatımda. Hep bak aha şimdi de söylerim size. Öyleydi ama bize silah vermediler hiç. Sakıncalı buldular bizi. Zannettiler ki devrimcilik, mevrimcilik işleri alacağız biz de tabancayı da dağa çıkalım Tahsin abi gibi. Vermediler. Şimdi okkayla silah dağıdılarmış. Spor maksatlıdır, bilmem ne maksatlıdır. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'a gidiyor başvurular. bizimkileri hiç işleme bile koymadılar. Hele bir müsteşarları vardı. Orhosti kardeşlerle yani kardeşim gibi deyim artık size. Kaç defa istedim. Olmaz. Vermediler. Meğer sonradan öğrendik. Listalar güvenlik kuvvetlerine gidermiş. Biz güvenlik kuvvetlerinden isteyecek durumda değildik tabii ki. Biz güvenlik kuvvetleri komutanından parka isterik. Ama onu da eskisini yani yenisini değil kullanılmış artık Geymen komutanım sökler rütbeleri de bizi tüm general zannetmesinler. Çünkü bizde yıldız iki değildir. Dört. Or general. Yalancılar sadece internette ya da KGDC hükümetinde değil ya. Burada da var. Or general Serhat İncirli. Şeyhülislam Serhat İncirli. Saygıyım hem askerim hem Şeyhülislam'ım. Seni de istersen ama sen zaten emekli polis çavuşusun. Sana da üç tane yıldız atayım üstüne istersen. Oh ne güzeldir bu gavya o. Uygun fiyata silah satılır. Bir bu eksiydi. Allah sağlık versin. Allah sağlık versin. Hüseyin Özgürgün başbakanı kan. Birileri geldi dedi. Sayın Başbakanım dedi, yüksek müsaadelerinizle dedi, biz dedi, silah izni isterik, davanca izni isterik. Bir gaktı masadan bir bağırdı dedi kendilerine. Adamlar hayatları boyunca bir daha silah milah soramaz hale geldiler korkudan. Tabii başka şeyden de korkarlardı. Çıkar mı kar ilişkiye yok ki korktular sadece. Ama Hüseyin Bey kızdığında gerçekten korkulurdu. Şimdi silah satışıyla birlikte Allah'a şükürler olsun Türkiye'ye zengin olacak bir ihracatımız başladı. Nohut, evet. Metin Feyzioğlu, Sayın Büyükelçi günaydın. Enginardan sonra nohut, fasulye ve mercimeğe de el attı diyor.
Avrupa gazetesi. Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde TİKA Başkanı Serkan Kayalar'ın yönetimiyle gönül coğrafyasına muhteşem işler yapıldığını söyledi. Evet, yerli nohut Türkiye pazarında Kıbrıs gazetesi yazdı. Öyle bir yazdı ki yani bugünden itibaren KKTC'de fakir ve fukara kalmayacak. Artık nohut ekiniz, narenciyeyi ve badalezi bırakınız. Şimdilik Türkiye'ye nohudumuza böcek şeyi şey etmedi. Bu arada belirtelim, sevgili Salay Şahiner geçen hafta açıklamıştı zaten. Narenciye ihracatında dün bakan açıkladı. Fizyonik bir şeyler gerekirmiş. Ne olduğunu hiç bilmem ama adını unuttum yani ama şöyle bir şey. Kamyonun kasasını açıyorsun. Salay Şahiner anlattı. İçine narinciyi koyuyorsun. Ama bu kasalar özel kasa, buzluk gibi. Düdüklü tencere düşünün onun gibi. Lastikleri falan var, hava kaçmıyor. Sıkıyorsun gazı, ilaçlı gazı içine. Kapatıyorsun hiç hava kaçırmayacak şekilde. Ancak narinciyi böyle ihraç edebiliriz. E bu konteynerlerin fiyatı çok pahalı. Onun için narinciye bu sene kazık ül çok büyük. Yani Osmanlıca söyleyecek olduk bu cümleyi. Kazık ül fevkalade. Bu kazıktan zevk almaya bakın. Çünkü başka şansınız olmadığı inancındayım. Günaydın Barış Uyaroğlu, Leyla Hüseyin Kıralp günaydın, Ege Çakmak. Mehmet Ege günaydın, Mehmet Ege. Ne güzel ismin var be. Aslan Ali Sevhan, İbrahim Korrekt, Tahmaç Galipoğlu, İnci Soyer, Hasan Çiftçi, çok teşekkür ederim. Gülsen Ayhan Kılıçoğlu, çok şıksın dedi be kardeşim. Şimdi şıklık bende değil, Yankiz dedi kardeş. Çünkü kilolu insanlar. Parası olana bedelli hak ise fakir fukaraya da vicdan iret haktır dedi Ferhat Çakır. Sayar Aker, tek bir devletle sınırdaki kuyruklara son veriniz. Evet, Nazimen Albant, Süleyman Aktun'a, Mahmut Hasan Rab'de günaydın sağ olasın. Fikriye Ozanoğlu, Raif Özgür Özdoğan, Mehmet İnancı, kardeş Napan, Orgeneral İncirli. E olacak o kadar. Hüseyin Önal günaydın. Orhan Olkanlı, Raif Toluk. Orgeneral değil ya. Emekli Orgeneral. Askeri de değilik ki. Emekli Paşa. Şu anda Şeyhülislamlık görevini bilfiil şey yapmaktayık. Hocayla biraz aramızda sıkıntı var. Şeyh hocayla. Din İşleri Dairesi. Handan Özmündük dedi. Günaydın. Bir yıl oluyor. Mart'ta doludan zarar gören evimizden gelecek olan desteği bekleriz. Evet. Size bir şarkı armağan ediyorum o zaman. Handan Özmündük dede. Bekledim de gelmedin. Kazancıdis öyle söylerdi hatırlarsınız. Yollarını gözledim. Hiç mi beni sevmedin? Yani oralarını bilmediğim için gitara geçtim. Elektro gitar. Yoksa elektro saz mıydı? Çamay her şarkı aleti bilmez. Çamay davul bilir, bateri. Ne için? Babasından dolayı. Ferahza da bir davulcuydu. Bateristiydi. Sıla Dördüm bateristi. İzzet Manlaş, Arkın Hamzaoğulları, Kemal Zaim. Düşünün Çamay hayatı boyunca hep davulla büyüdü. Zeytinden aşmışsın. O şarkıyı çok sever mesela, mecburdur. Erkan Kaya, Kemal Zaim. Günaydın İzzet Kahraman, Hakkı Afacan. Evet. Hakkı Afacan, Nuh Yıldız. Özlem Hüdaoğlu, Sefto Grado dedi. Aynen, Sefto, Sefto. Hayriye Elkanat, Mahsun Uysal, Demet Alkan. Bugün çok sportifsin diyor. Sportif giyinirik, cumaları böyleyik hocam. Cuma kravat yok. Camiye giderik buradan çıkıp. Mehmet Geceli, Mehmet İnancı, Salih Derya. Allah hakiki müminleri korusun. Salih Derya, aynen. Hakiki müminleri değil, müminleri korusun. Zaten müminin hakiki olmayanına münafık derler. Hasan Hüda Ecer, Ahmet Aktanlı. Günaydın ayağım.
Evet, Yakup Malek, Muhittin Güneş, Pembe Kilim, Eren Kırıcı, Fay Kaplacım, Fay Karsal, Muhammed Reza Gaffari dostum, Celal Harun, günaydınlar, günaydınlar. Efendim, silah satıyoruz, nohut satıyoruz. Bütün bu haberlerin arasında en çok sevdiğim habere geldik. Ama şeyi hatırlatayım sizlere, Helin Resur kardeşimizin cinayet davası devam ediyor. Diyalog gazetesi yazdı, erteleme oldu sadece. Yani erteleme değil, iki tanık dinlendi ve 19 Şubat'ta devam edilecek Helin cinayetinin dünkü duruşmasında. Ahmet Çakmak, günaydın komutanım, günaydın. Günaydın Ahmet Çakmak, Hasan Başay günaydın, Nevzat abim günaydın, Soyhan Artun günaydın. Mesela Yakup Malek, benim bir komutanım vardı mesela, Maleklerden ama soyadı değişiydi. Saygılarımı sunuyorum, aynı aileden. Bir de beraber askerlik yaptığım askerim vardı, Onbaşı Malek. Onbaşı Malek, Ahmet Malek, Mert Malek. Evet bak, askerlik. Ersin abinin var mı asker arkadaşı? Yok. Ama onun çok komutan arkadaşları var. Hatta Hulusi Akar çok arkadaşıydı adam. Genelkurmay başkanı. Aynı rütbedeydik. Orgeneral Hulusi Akar, Orgeneral Serhat İncirli. Dün Erenköy'de incelemeler yaptılar. Yalyalı Tepe'ye çıktılar koşarak. Serhat İncirli'nin dili göbeğini vurdu. Harros etti. Nasıl çıkacaksın da o tepenin üstüne? Şişmandı adam. Mir sevdi ava. Ben yani. Yok ki Hulusi Bey. Erdinç Ökten. Günaydın Orgen. Orgen. Günaydın komutanım. Rütbeden bahsetmeyeceksiniz. Günaydın kardeş. Evet. Gelelim. Mültecilerle suçlular aynı yerde. Aslı Murat. Yeni Düzen yazarı ve Barolar Birliği'nin İnsan Hakları Komitesi'nden Aslı Murat bugün Yeni Bakış gazetesinde manşette İnsan Hakları Komitesi Başkanı Barolar Birliği'nin avukat Aslı Murat, Kıbrıs'ın coğrafi konumu gereği mültecilerin acil ve hızlı bir şekilde erişebildikleri bir ada olduğunu söyledi. Elini kolunu sallayarak ülkeye gelen, uzun yıllar kayıt dışı kalarak uyuşturucu ticaretiyle aranan kişilere gösterilen özenin sığınmacıların korunmasında gösterilmediğini belirtti. Mültecilerle suç işleyenler aynı yerde. Şimdi bu da çok önemli. Bir mültecinin hikayesini yazdım bugün köşe yazısında. Lütfen bir yere kaçmayın. Onun için aradan sonra da isterim onu dinleyesiniz. Çok önemlidir ha. Üniversitemsi yerlerimizin neler yaptığını, nasıl yaptığını size bir hikayeyle anlattım. Ama söylediğim gibi, bütün bu ahval ve şerait içerisinde bir kardeşimiz kendisiyle yatmadığı gerekçesiyle, ama yatma derken cinsel münasebet anlamında değil, uyumadığı, yatıp uyumadığı anlamında yani. Hani sesi de çıkardım, uykunun bir sesi var çünkü. Eşini dövmüş, boğazını sıkıp yumruk atmış. Benim inan uyuyacaksın demiş. Bu nasıl bir şeydir? İlginç bir durum ama oluyor demek ki bu da. Ben ilk dedim ki başka bir şeydir yani. Yani olmaz bu akşam falan durumuna geldi. Meğer kadın direkt uyumazmış adamından. O da dövmüş kendini gibi bir durum ortaya çıktı. Evet, yavaş yavaş bütün gazetelerin başlıklarına, manşetlerine bir bakalım. Gardiyanoğlu, ilaca erişimde güvenli bir sistem adımı attık dedi. Ama ilaca erişimde sıkıntı olduğunu hala söyleyenler var. Hangisiydi söyleyen onu? Bir yere not aldıydım ama galiba unuttuk. Eski eserlerde usulsüzlük, İlkan Varal Ombudsman açıkladı. Kudret Özersay Gıynık'ta soruyor. Siz gideceksiniz, bir şey yapasınız yoksa biz mahkemeye gidelim diyor. Bazı vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılabilir dedi Özgür Gazete. Bu kadar. Sonra bakarız ilaç meselesine. Gardiyanoğlu öyle demiş. Tüfekçi dolandırıcılık iddiasıyla polise çağrıldı. İş adamı Hüseyin Tüfekçi, dün de söylemiştik, ismini söylememiştik. Bugün artık herkes biliyor, okuduk.
Bu ayıp hepimizin, Ombudsman Özer Sayı haklı buldu. Halkın Sesindeki başlıklar. Tufan Erhürman İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'un nüfus konusunda bilimsel verileri ortaya koymalıyız açıklamalarına tepki gösterdi. CTP bunu 3 yıldır söylüyor, anlamak için 3 yıl geçmesi mi gerekirdi dedi. Yeni düzene konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Hakan Soy, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddeyi değerlendirdi. Yetersiz, ortaklaşma hedefinden uzak, palyatif adımlar dedi Asım Hakan Soy. Sel felaketindeki hasarın boyutu ortaya çıkıyor. Hükümet ödeyecek değildir bu konuda. Kimse boşa heveslenmesi mümkün değil. Beni yanılt hükümet anlamında da söylemiş olurum. Başka ne var? Sağlık Bakanlığı saklandığı yerden çıkmalı diyor. İlaca ulaşımdaki sıkıntıların aşılması için çağrı yapıyor. Sıla Usar İncirli vekilimiz. Ziya Öztürkler UBP milletvekili önemli projelere sahip çıkılmalı çağrısını yineledi Star gazetesinde. Ombudsman açıkladı vatanın manşeti, eski eserler ve müzeler dairesinde yasa dışı işler dedi. Falyalı cinayetiyle gündeme gelen Söylemez Kardeşler çetesi çökertildi. Dün Türkiye'de Hürriyet'in manşetindeydi. Bugün Yeni Bakış sür manşetten verdi bu haberi. Özersay bazı milletvekillerinin dokunulmazlık kaldırılması yönünde girişim yaptıklarını söylemiş. Avrupa'ya bakmıştık. Hasan Taçoy da 1 milyon dedi. Elçilikte darbe, Ömer Cihan görevden alındı. KEİ Başkanı Ömer Cihan görev süresi dolmadan görevinden alındı diyor. Hayal kırıklığı demişler bunu. Ve Cihan'ın yerine daha önce de Kıbrıs'ta görev yapmış olan Erol Öz atandı. Hayırlı ve uğurlu olsun. Süleyman Soylu'ya 20 milyon dolar verildi. Bugün gazetesinin manşeti. Suikaste uğrayan kumarhane ve sanal bahis patronu Halif Falyalı'nın finans işlerinden sorumlu Cemil Önal konuşmaya devam ediyor. Türkiye'li gazeteci Cevheri Güven'in paylaştığı ses kayıtlarında Hollanda'da cezaevinde bulunan Cemil Önal, Falyalı ailesinin Türkiye'deki davalarını kapatması ve mallarına el konulmaması için dönemin Kıbrıs işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 50 milyon dolar rüşvet verildiğini ileri sürmüştü. Cemil Önal bu kez dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye'deki kumar operasyonlarında tutuklanan itirafçıların verdiği Falyalı'nın isminin polis aşamasında dosyaya girmesini engellemek için 20 milyon dolar rüşvet aldığını iddia etti. Banayalar sizi korusun diye havale ediyorum sizlere. Evet. Başka neler var? Başka neler var? Bağımsız gazete sulak alanlar taşkınları da erozyonu da önler diyor. Eğitim Asuman Korukoğlu, Doktor Asuman Korukoğlu. Sulak alanlar taşkınları da erozyonu da önler dedi. Siz gereğini yapacak mısınız yoksa biz mahkemeye gidelim mi diyor Fikret Ataoğlu ile ilgili olarak ombudsmana söylüyor Kudret Özersay. Beyan edilmeyen yeşil reçeteli ilaçlar ülkeye gelmeyecek dedik. Hakan Dinçürek bakanımız, Sağlık Bakanı öyle dedi. Bazı dokunulmazlıklar kaldırılabilir. Ombudsman hukuka aykırı ihalesiz işler yapıldığını tespit etti diyor Fikret Ataoğlu ile ilgili Özgür Gazete'nin manşetinde Tufan Kudret Özersay'ın açıklamaları var. Evet. Okumuştuk. İlaç derdi bitmedi. Havadis Gazetesi'nin manşeti. İlaç derdi bitmedi. Reçete yolsuzluğu soruşturması incir ipine döndü. Bazı vatandaşlar hala ifadeye çağrılırken sigortalılar ilaca ulaşmakta güçlük çekiyor. İlgili bakanlar ise güvenli sistemle başarı öyküsü anlatıyor dedi bugün. TİKA'dan projelere destek diyor Patania. KKTC'den Türkiye'ye ilk nohut ihracatı gerçekleşti diyor Kıbrıs Türk gazetesi. Bağımsız gazete belediyelere ödenecek hizmet bedeli katlanıyor manşetiyle yayınlandı. Yeni asgari ücretle belediyelere ödenecek hizmet resmi bedelleri hesaplandı. Onlar da katlanıyor dedi. Evet. Evet. Kurultay hesapları var. 17'sinde iki adaylı bir kurultay YDP'nin, galiba 25'inde de ya da 24'ünde 25'inde de TDP'nin tek adaylı bir kurultaya gitmesi bekleniyor.
Bunları da sizlerle paylaşalım. Tiken gazetesi Güney'de sahte evlilik şebekesi demiş. Başka ne var? Başka bir şeyimiz yok. Şimdi ara veriyoruz. Aradan sonra Serhat İncirli'nin bugünkü köşe yazılarını okuyacağız. Sonra Türkiye gazeteleri, İngiliz gazeteleri ve maç programlarımız olacak. Şimdi bir benzin işine geçiyoruz. Just Dikar güncel akaryakıt fiyatlarını sunar. Efendim, Just E-Car bize dün göndermişti yeni fiyatları sevgili Çamay. Bunlar eski fiyatlar. Dün yeniledik aslında fiyatlarımızı. Bir başka tablomuzun olması lazım ama tablo sorun değil. Kurşunsuz 95, Euro dizel, gaz yağı, benzin, mazot. Güneyde de kuzeyde de sorundur abi. 1 lira zaten zam yapıldı bugün şeye, mazota. Bizim için önemli olan o değil. Bizim için önemli olan artık elektrikli arabaya geçelim. Hem doğayı tertemiz tutalım, gazdan, mazottan çıkan dumanla kirletmeyelim, çevremizi temiz tutalım. Hem de, yani hem çevreyi koruyalım hem de seyir-i sefer parasından endirim sağlayalım. Çünkü elektrikli arabalarımızın seyir-i sefercikleri daha ucuzdur. Elektrikli araba almak istiyorsanız da Just E-Car'a gideceksiniz. Sadece elektrikli araba satarlar. Just E-Car. Yani sadece elektrikli otomobil. Nerede satıyoruz bunu? Just E-Car'da satıyoruz. Nerededir Just E-Car? Lefkoşa'da Hazreti Ebubekir Camii'mizin yanında Enver Sedat abimiz var, tasdik memuru. Onun Oraş'ta, o binalarda. Oraş'ta. Just E-Car'a bekliyoruz abi. Just E-Car güncel akaryakıt fiyatlarını sundu. Yıllardır en doğalını, en sağlıklısını sofranıza getirmek için çabalıyoruz. Çünkü bu ülkeyi ve bu ülkenin insanlarını önemsiyoruz. Nesillerdir olduğu gibi bugün de size en iyisini sunmak için buradayız. Coop Süt. Bizim markamız, bizim geleceğimiz. Ne bak Mehmet amca, nedir ama hesapladığın? Anladım. Faturalar birikti, gene onları ödemeye gideceğim. Mehmet amcam, artık hiç gerek yok ki bunlarla uğraşmana. West Notifier uygulaması ile cep telefonundan tüm faturalarını ödemem mümkün. Kıptek, su, belediye ödemeleri, ev ve cep telefonu ödemeleri ve daha nice kurum faturalarını evden çıkmadan yapabilirsin. Üstelik fatura günün gelmeden bildirim de alın, unutman da. Hatta bak, sen hesaplarken faturaların ödendi bile ha. Sen de West Notifier'ı kullan, tek uygulamayla tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştir. Vestel'de büyülü kampanyalar yeni yılda sizleri bekliyor. 10.800 TL'den başlayan üçlü ankastre setler, 36.800 TL'den başlayan dörtlü ankastre set ve buzdolabı, 29.800 TL'den başlayan beşli ankastre set, buzdolabı ve çamaşır makinesi, ayrıca sadece 5.200 TL'den başlayan Vestel TV'lerle hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün. Vestel'de yeni yıla özel fırsatları yakalamak için hemen Vestel mağazalarına uğrayın. Vestel, hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürmenin anahtarı.
Alpcan Towers güvencesiyle güneşin en güzel battığı yerde mavi ile yeşilin iç içe olduğu huzur dolu bir yaşam sizleri bekliyor. Yeni yaşam alanınızda sizlere fitness center'dan futbol sahasına, tenis kortundan su sporlarına, açık ve kapalı yüzme havuzlarından scuba diving'e, sinemadan açık ve kapalı oyun alanlarına kadar birçok aktivite ve sosyal etkinlik imkanıyla eşsiz bir yaşam keyfi sunuyor. Key West, muhteşem ödeme kolaylıklarıyla sizleri bekliyor. Alpcan Towers. Akşamların vazgeçilmezi, eğlence ve lezzetin buluşma adresi Ülfet. Unutulmaz anlar ve harika lezzetlerle doyasıya eğlenmek için rezervasyon numaramız 0546 996 55 55. Sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin. Lassa'yla sağlam gideni ne durdurabilir? Yağmur mu? Çukur mu? Yoksa çamur mu? Sağlam duracaksın bu hayatta. Onu sadece tek bir şey durdurabilir. Sağlam duranların lastiği Lassa, yaya geçitlerinde herkesi sağlam durmaya davet ediyor. Ercan Tan Grup 444-46-66. Sigorta yanımda. Bireysel ve kurumsal sigortacılığı tek bir uygulamaya sığdırdık. Dağlı Sigorta mobil uygulamasıyla sigortanızı kolayca satın alabilir, poliçelerinizi görüntüleyebilir, prim ödemelerinizi yapabilir ve hasar işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Üstelik bunlarla sınırlı değil. Şubelerimize ve acentelerimize yol tarifi alabilir, anlaşmalı kuruluşlarımızın iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bitmedi. Önemli telefonlara ve nöbetçi eczanelere de uygulama üzerinden erişebilirsiniz. Hemen uygulama marketinize girerek Dağlı Sigorta uygulamasını indirin, bireysel ve kurumsal sigorta işlemlerinizi hızlıca ve kolayca gerçekleştirin. Dağlı Sigorta mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
en son ne zaman hayal kurdunuz? Hiç bilmediğiniz bir şehri gerçekten yaşadınız mı? Ya da sevdiklerinizle kusursuz manzaralarda fotoğraf çekildiniz mi? Seven Air Travel'la dünyanın her yerine keyifli yolculuklar yapmanızı sağlıyoruz. Belki ilk değiliz ama en iyisiyiz. Bilinmeyeni keşfedip güzelliğinin tadına birlikte varıyoruz. Sınır tanımaz bir coşkuyla sizi, diğerlerinin imkansız dedikleri lokasyonlara güvenle uğurluyoruz. Seven Air Travel'la dünyanın her yerinde tatil yapabilmenizi kolaylaştırıyor. Beklentilerinizin ötesinde hizmetler sunuyoruz. Sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşamak için Seven Air Travel. Dünya sizi bekliyor. LX Exchange Office en avantajlı fiyatlarla döviz alım, satım işlemlerinde hizmetinizdeyiz. Metehan Kiler Süpermarket yanındaki ofisimizi hafta içi her gün ve cumartesi 8-20 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Döviz işlemlerinizde doğru adres LX Exchange. Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir. Adanın tek FBDO gözlükçü diplomalı mağazası Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor. Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz. Yaklaşık 30 yıldır Kuzey Kıbrıs'ın tanıdığı lezzet olan Ece Bakliyatları, değişen dağıtım ağıyla tüm seçkin marketlerde. Tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle Ece Bakliyatları siz değerli halkımıza artık daha da yakın. Ece Bakliyatları tüm seçenekleriyle raflarda. Unutmadan taklitlerimizden sakının ve orijinal paketlerinizi sorgulayın. 30 yıllık lezzet tercihinize Entam güvencesiyle devam edebilirsiniz. Siz değerli halkımızın desteği olmasaydı bizler de olmazdık. Ece Bakliyatları tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle. Lezzetli, doğal bir yaşam. Muaz
Vejeteryan restoran. Sağlıklı, yeşil ve lezzetli, doğal bir yaşam. Muaz Vejeteryan Restoran, Bella Pais yolu Girne'de. Paket servis için telefon numaramız 0533 862 50 50. Alex Exchange, Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs para piyasayı sunar. Evet, Alex Exchange ofisteyiz. Nazimen Alban, Taysil Çelikkol, İsmet Özgem, Hasan Ahmet Uzun, Saniye Özyöre, Osman Gondur Küçük, Kemal Dermincioğlu, günaydın Kemal'ım, her şey yolunda mı? Hüsniye Gürtunalı, Erdinç Ökten, Hüsniye Gürtunalı, Mir Sevdi Avağ, Hasan Başay, Ahmet Çakmak, günaydınlar. Soyhan Artun bir kez daha. Efendim, Alex Döviz Bürosu'ndayız. Alex Döviz Bürosu bize diyor ki, Euro ve Sterlin TL karşısında ciddi değer kazandı bugün, bu sabah. Bu sabahın ilk rakamlarına göre sterlinin 39'a dayanmasına ramak kaldı. Euro 33'ün üzerine iyice çıktı. Şimdi Alex Döviz Bürosu Galinyol Kermiya 2 Şubat 2024 8.36'ya göre, yani yaklaşık 30 dakika 20 dakika öncesine göre, özür dilerim, 20 dakika öncesine göre yandık diyor Zühal Emine. Aynen öyle. Çelebi Dağdelen, Nagihan Umar, Nagihan'cığım günaydın. Çelebi Dağdelen, Aysel Çelikkol günaydın tekrardan. Efendim, dolar 30 lira 35 kuruştan alınıyor, 30 lira 50 kuruştan satılıyor, dünle aynı. Ama euro yükseldi, euronun alış fiyatı da 33 lira 01 kuruş oldu, 33 lira 01. Ve satışı 33.18. İngiliz sterlini 38.65'ten alınıyor, 38.895'ten satılıyor. Yani cao durumları. Dolar satış 30.50, euro satış 33.18, sterlin satış 38.895. Çok üzgünüm ama sterlin ve euronun yükselişi, sterlin ve euro borcu olanlar için bir felaket gibi görünüyor. İnşallah her şey güzel olacak söylendiği gibi. Biz de bunu inşallah'a bağladık sadece. Başka da şansımız olduğunu Nevzat Gökçe kardeşim düşünmüyorum. Salih Taşkın Yaradan Okul, Galimera yoldaşım dedi. Galimera, ve şimdi köşe yazılarımıza geçebiliriz. Alex Exchange, Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs para piyasayı sundu. Evet, ilk yazımızı okuyalım. Üniversitemsi domuz ölünüzün koca körü. Bir arkadaşım Güney Kıbrıs'a geçti, karnı acıkmıştı, bir restorana girdi. Kendisiyle ilgilenen garson sordu, pardon nerelisiniz? İngilizce tabii ki. Arkadaşım, Kıbrıslıyım, Kıbrıslı Türk dedi. Garson, ben de Girne'de 2 hafta kadar kaldım diye söze girdi. Ve kısa süre içerisinde Güney Kıbrıs'a nasıl geldiğini özetledi. Arkadaşımın aktardığı bu özet şöyle. Genç kişi Afgan. Birileri
internet üzerinden kendisiyle temasa geçti veya kendisi birileriyle temas kurdu. Bu birileri, bu arkadaşı Girne'de adı bende saklı üniversitemsi veya yüksekokulumsu bir adrese yönlendirdi. Kuzey Kıbrıs'a geliş, üniversitemsi şeyden öğrenci belgesini alış, birkaç haftalık konaklama, üç öğün yemek, akabinde sınırdan güneye geçiriliş. Bunun için toplamda $7,000 ödedi Afgan öğrenci göçmen kaçak sığınmacı. Güneyde siyasi sığınmacı olarak yaşıyor, çalışıyor, sığınmacı başvurusunun kabul edilip Avrupalı olmayı bekliyor. KKTC'de mi? Bu üniversitemsi şeylerle şey edecek olan şey, yani YÖDAK'tı sanırım adı, YÖDAK, başkanı ile üyeleri ile mahkemelerde sürünüyor. Ersin Tatar ne diyor? Eşit egemen devlet diyor. Oysa işin aslı domuz ölümüzün koca körüdür. Üniversiteler adasıymış. İnsan kaçakçılığı merkezi KKTC. Daha ne diyeyim? Seyredin. Hiçbir şey yapmayın da tamamdır. İkinci yazıya geldik. Devlet mi? Zibillik mi? Biri 47, öteki 49 yaşlarındaydı. Evsizdiler. Yerel yöneticiler o dönemdeki merkezi hükümet derken kendilerine konteyner ev verildi. Köylülerin yardımlarıyla geçiniyorlardı. Zaman zaman çobanlık yapmaktaydılar. Kaldıkları konteyner evin bir de küçük jeneratörü vardı. Yağmur başlayınca o jeneratörü ıslanmasın diye konteyner evin içine almışlar. Öyle anlattı bir köylüleri. Ve Halil ile Kemal Yıldız Çoban'ın cesetlerine ulaşıldı. Jeneratörden zehirlendikleri düşünülüyor. Devlet mi? KKTC devleti işte bu kadar vardır. Yaşlısını, engellisini, açını, yoksulunu koruyamayan bir devlet olsa olsa zibillik olur. Haydi salın köpeklerinizi üzerimize. Serhat yüce devletimize zibillik dedi diye paylaşımlar yapın. Zibillik dediğime dua edin. Bu iki masum insanın katili devlettir. Yazma ya o devlete bir şey deme ya o diyenlere de şunu belirtmek istiyorum. Cehennem olun. Günah be, günah. Yazık be, yazık. Cumhurbaşkanlığının karnesi, matematik sıfır, tarih sıfır. Şimdi BM Güvenlik Konseyi Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresini uzatırken federal çözümden söz etti ya, Ersin Tatar çok kızdı. Cumhurbaşkanlığı adına hemen bir açıklamacık patlatıldı, federasyon zemini tüketilmiştir denildi. Federal çözümün Rum tarafınca desteklendiği öne sürüldü. Oysa federal çözümü daha çok destekleyen ne ilginçtir, Türk tarafı değil mi? Tatar sadece kendini ve etrafındaki 3-5 kişiyi Kıbrıs Türk tarafı olarak kabul ediyor herhalde ki zıt propagandadan başka bir şey de yapmıyor. Cumhurbaşkanlığımız dedi ki yeni ve resmi müzakere süreci ancak egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün teyit edilmesiyle mümkün olabilmektedir, olacaktır. Bu arada yine Cumhurbaşkanlığı açıklamasında şu ifade de yer aldı. Cumhurbaşkanı Tatar, kişisel temsilci Holguin'i dün kabul ederek, yani geçen gün ilk görüşmesini gerçekleştirmiş ve 61 yıl önce başlayıp bugün hala devam eden Kıbrıs konusunun bir uzlaşıyla sonuçlandırılmasına ilişkin vizyonunu paylaşmıştır. Tak mı yanlış yazdı yoksa Cumhurbaşkanlığı mı hata yaptı? Kıbrıs konusu 61 yıl önce mi başladı? 21 Aralık 1963'ten hesaplarsanız 60 yıl 1 ay. Efendim çok basit bir hata, abartıyorsun Serhat. Tamam, çok basit bir hata ama bu hatayı yapan ortaokul öğrencisi biri değil ki. KKTC Cumhurbaşkanlığı 21 Aralık 1963'ü Kıbrıs konusunun başlangıç tarihi kabul ediyorsa ki tahminim odur, ortada ciddi bir matematik hatası vardır.
Yok eğer KKTC Cumhurbaşkanlığı elemanları Kıbrıs tarihini patronları seviyesinde biliyorsa, o zaman açıklamaya göre Kıbrıs konusu, ki Kıbrıs sorunu veya problemi dense daha doğruydu ya, neyse. Yazılı açıklamanın yapıldığı 31 Ocak 2024'ten hesaplarsak 31 Ocak 1962'de başlamış demektir. 61 seneye nasıl ulaşıldığı konusunda kafalar belli ki karışık. Anlayacağınız, Cumhurbaşkanlığının karnesinde matematik 0, oturun. Tarih 0, oturun. Gezme tozma, yeme içme, abidik gubidik twist kabuller 10. Aferin. Otur. Aferin. Otur. Şimdi fotoğraf konusuna geçelim. Erdem Oskar'la benim bir fotoğrafım. Bu Kıbrıs Postası gazetesinin ön sayfasında yayınlanan bir fotoğraf. Bu bir Serhat İncirli röportajıdır diyor. Erdem Oskar'la ses kirliliği temelli bir söyleşi yapmıştık. Çok kızmıştı Erdem amca ses kirliliğiyle alakalı bir olaya. Erdem Oskar 89 yaşında yaşamını yitirdi. Son söyleşilerimizden birini 6 yıl kadar önce Kıbrıs Postası için yapmıştık. Fotoğraf o söyleşinin yayınlandığı gazeteden alınmıştır. 70 yılı aşkın süre hep çalıştı. Çalışırken savaştı, komutanlık yaptı. Girişimciliğin ve yurtseverliğin büyük bir örneğiydi. Ve bence bu yönü gençlere ders olarak aktarılmalıydı. Doğru bildiğini söyledi hep. Herkesin konuşmaya korktuğu günlerde Kıbrıs sorunu çözülürse turizm patlar dedi. Maraş'ın açılması gerektiğini dillendiren ilklerdendi. Ercan yanında Larnaka ve Baf'tan turist gelirse her şey çok farklı olur demişti. Avrupa'dan direkt uçuş olması da bomba gibi iş yapar. Sözünü hiç unutmam. Ayrı düştüğümüz nokta, çözümsüzlüğün sorumlusunun Rum tarafı, bense iki taraf ama daha çok Türk taraf olduğuna inanıyor olmamızdı. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok büyük bir kayıp. Aileye başsağlığı diliyorum tabii ki. Erdem Oskar nur içinde uyusun diyelim. Anılarını da yazmış, yayınlatmış, yazdırtmıştı. O da çok güzel bir örnektir bence. Herkes keşke anılarını yazsa diye düşünüyoruz. Evet, programın son bölümüne biraz sonra geçeceğiz. Nazim Enalbant, Mehmet Celal Hürcan, Bahar Genç, günaydın Serhat Bey demiş bize. Ali Özekmekçi Paşaoğlu, günaydın, günaydın, günaydın Ali'ciğim. Her şey yolundadır inşallah. Çok selamlar. Next week, good economic news from UK inflation will fall. Sterling will massively gain value as per FT report. Evet. Yani Financial Times gazetesi diyormuş ki, gelen hafta İngiliz enflasyonunda düşüş sağlanacak ve sterlin değer kazanacak. Will gain massively, massively value. Massively gain value. Çok ciddi değer kazanacak. Serap Santos söylüyor bunu. Ben de size söylüyorum. Elinizde tele varsa sterline çevirin gibi bir advice oluyor şu anda diye düşündüm. Ünsal Aysu, Canan Hasan bravo demiş bize, sağ olsun, var olsun. Evet, ikinci araya gidelim. Sonra spor programına bakacağız. Bu hafta neler var? Durkigi gazetteki, onlara bakacağız. Türk gazetelerine ve belki İngiliz gazetelerine de bakarız. Şimdi Ünsal Aysu teşekkürler. Canan Hasan teşekkürler. Aradayız. Bahar Genç teşekkürler. Müzik
Yıllardır en doğalını, en sağlıklısını sofranıza getirmek için çabalıyoruz. Çünkü bu ülkeyi ve bu ülkenin insanlarını önemsiyoruz. Nesillerdir olduğu gibi bugün de size en iyisini sunmak için buradayız. Coop Süt. Bizim markamız, bizim geleceğimiz. Ne bak Mehmet amca, nedir ama hesapladığın? Anladım. Faturalar birikti, yine onları ödemeye gideceğim. Mehmet amcam, artık hiç gerek yok ki bunlarla uğraşmana. West Notifier uygulaması ile cep telefonundan tüm faturalarını ödemem mümkün. Kıptek, su, belediye ödemeleri, ev ve cep telefonu ödemeleri ve daha nice kurum faturalarını evden çıkmadan yapabilirsin. Üstelik fatura günün gelmeden bildirim de alın, unutman da. Hatta bak, sen hesaplarken faturaların ödendi bile ha. Sen de West Notifier'ı kullan, tek uygulamayla tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştir. Vestel'de büyülü kampanyalar yeni yılda sizleri bekliyor. 10.800 TL'den başlayan üçlü ankastre setler, 36.800 TL'den başlayan dörtlü ankastre set ve buzdolabı, 29.800 TL'den başlayan beşli ankastre set, buzdolabı ve çamaşır makinesi, ayrıca sadece 5.200 TL'den başlayan Vestel TV'lerle hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün. Vestel'de yeni yıla özel fırsatları yakalamak için hemen Vestel mağazalarına uğrayın. Vestel, hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürmenin anahtarı. Alpcan Towers güvencesiyle güneşin en güzel battığı yerde, mavi ile yeşilin iç içe olduğu huzur dolu bir yaşam sizleri bekliyor. Yeni yaşam alanınızda sizlere fitness center'dan futbol sahasına, tenis kortundan su sporlarına, açık ve kapalı yüzme havuzlarından scuba diving'e, sinemadan açık ve kapalı oyun alanlarına kadar birçok aktivite ve sosyal etkinlik imkanıyla eşsiz bir yaşam keyfi sunuyor. Key West, muhteşem ödeme kolaylıklarıyla sizleri bekliyor. Alpcan Towers. Akşamların vazgeçilmezi, eğlence ve lezzetin buluşma adresi Ülfet. Unutulmaz anlar ve harika lezzetlerle doyasıya eğlenmek için rezervasyon numaramız 0546 996 55 55. Sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bu
bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin. Lassa'yla sağlam gideni ne durdurabilir? Yağmur mu? Çukur mu? Yoksa çamur mu? Sağlam duracaksın bu hayatta. Onu sadece tek bir şey durdurabilir. Sağlam duranların lastiği Lassa, yaya geçitlerinde herkesi sağlam durmaya davet ediyor. Ercan Tan Grup, 444-46-66. Sigorta yanımda. Bireysel ve kurumsal sigortacılığı tek bir uygulamaya sığdırdık. Dağlı Sigorta mobil uygulamasıyla sigortanızı kolayca satın alabilir, poliçelerinizi görüntüleyebilir, prim ödemelerinizi yapabilir ve hasar işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Üstelik bunlarla sınırlı değil. Şubelerimize ve acentelerimize yol tarifi alabilir, anlaşmalı kuruluşlarımızın iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bitmedi. Önemli telefonlara ve nöbetçi eczanelere de uygulama üzerinden erişebilirsiniz. Hemen uygulama marketinize girerek Dağlı Sigorta uygulamasını indirin, bireysel ve kurumsal sigorta işlemlerinizi hızlıca ve kolayca gerçekleştirin. Dağlı Sigorta mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. En son ne zaman hayal kurdunuz? Hiç bilmediğiniz bir şehri gerçekten yaşadınız mı? Ya da sevdiklerinizle kusursuz manzaralarda fotoğraf çekildiniz mi? Seven Air Travel'la dünyanın her yerine keyifli yolculuklar yapmanızı sağlıyoruz. Belki ilk değiliz ama en iyisiyiz. Bilinmeyeni keşfedip güzelliğinin tadına birlikte varıyoruz. Sınır tanımaz bir coşkuyla sizi, diğerlerinin imkansız dedikleri lokasyonlara güvenle uğurluyoruz. Seven Air Travel'la dünyanın her yerinde tatil yapabilmenizi kolaylaştırıyor. Beklentilerinizin ötesinde hizmetler sunuyoruz. Sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşamak için Seven Air Travel. Dünya sizi bekliyor. LX Exchange Office en avantajlı fiyatlarla döviz alım, satım işlemlerinde hizmetinizdeyiz. Metehan Kiler Süpermarket yanındaki ofisimizi hafta içi her gün ve cumartesi 8-20 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Döviz işlemlerinizde doğru adres LX Exchange. Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik, size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir. Adanın tek FBDO gözlükçü diplomalı mağazası Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000, en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor. Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz. Yaklaşık 30 yıldır Kuzey Kıbrıs'ın tanıdığı lezzet olan Ece Bakliyatları değişen dağıtım ağıyla tüm seçkin marketlerde.
Tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle Ece Bakliyatları siz değerli halkımıza artık daha da yakın. Ece Bakliyatları tüm seçenekleriyle raflarda. Unutmadan taklitlerimizden sakının ve orijinal paketlerinizi sorgulayın. 30 yıllık lezzet tercihinize Entam güvencesiyle devam edebilirsiniz. Siz değerli halkımızın desteği olmasaydı bizler de olmazdık. Ece Bakliyatları tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle. Vejeteryan Restoran, Bella Pais yolu Girne'de. Paket servis için telefon numaramız 0533 862 50 50. İngiltere Premier Ligi'nde bugün öğleden sonra 14.30'da Everton Tottenham maçı var. Bizim saat 14.30'da. 14.30'da yarın Brighton Crystal Palace, Burnley Fulham, Newcastle United Luton Town ve Sheffield United Aston Villa karşılaşması oynanacak. Bunu hatırlatalım sizlere. Ve Bu arada maç sonuçlarını da verelim. Çok özür dilerim. Bugün değil Everton Tottenham maçı, yarındır. Bugün değil, yarındır Everton Tottenham maçı. Çok yanlış söyledik. Bu arada dün akşam West Ham Bournemouth 1-1 berabere kaldılar. Wolverhampton kendi evinde Manchester United'a 4-3 yenildi. Çok müthiş bir maç oldu. İzleyemediğim için çok üzgünüm. 2-0 öne geçti Rashford ve Hoyland'la Manchester United. İlk devre böyle bitti.
Sarabia penaltıdan 71. dakikada ev sahibi takımın golünü attı. Sonra McTominay 3-1 yaptı. 85'te Kilman 2-3'e getirdi. 90+5'te Neto 3-3 yaptı. Ve 90+7'de Maino, 18 yaşındaki çocuk, 4-3'le Manchester United'ın bu müthiş puan, 3 puanını kazanmış oldu. Evet, Premier Lig'de yarın 4 maç var. Onu hatırlatalım. Ve pazar günü de Bournemouth Nottingham Forest, Chelsea Wolverhampton, Manchester United West Ham United ve haftanın maçı pazar akşamı saat 18.30 Arsenal Liverpool. Aman kuzum. Ve pazartesi akşamı tek maç Brentford Manchester City. Bu maç da çok önemli. Brentford Manchester City maçı tabii ki. Gelelim Türkiye Süper Ligi'ne. Türkiye Süper Ligi'nde bu akşam 3 maç var. Saat 4'te Ankara Gücü Sivas, Hatay Fatih Karagümrük. Ve saat 7'de bu akşam Samsun Galatasaray karşılaşması var. Bunları bugün oynanacak 2 maç. Yarın 4 maç var. Rize Konya, Başakşehir İstanbulspor, Antalya Fenerbahçe ve Gaziantep Kayseri maçları. Pazartesi akşamı 3 maç oynanacak. Özür dilerim. Pazar akşamı, pazar günü 3 maç oynanacak. Pendikspor Adana Demirspor, Kasımpaşa Alanyaspor ve Beşiktaş Trabzonspor maçları oynanacak. Efendim, KKTC Futbol Ligi'ne bakalım. KKTC Futbol Ligi'nde tabii ki bu haftanın, Süper Lig'de bu haftanın maçları. Bu akşam Göçmenköy Cihangir, lider Cihangir'i ağırlayacak saat 6'da Lefkoşa'da. Yarın Atatürk Stadı'nda tabii ki. Yarın Küçük Kaymaklı Miracle Karşıyaka, Alsancak Yeşilova Yeni Boğaziçi, Mesarya Çaynabazar Gençlik Gücü, pazar günü Mausa Türk Gücü Pera Larnaka Gençler Birliği, Türk Ocağı Yompaş Dumlupınar, Lefke Çetingaya ve pazartesi akşamı Yeni Cami Doğan Türk Birliği yine Atatürk'te oynanacak. Bu maçları da verelim sizlere. Lider Cihangir bu akşam Lefkoşa'ya geliyor saat 18'de. Yarın ve pazar günü gündüz maçları saat 14'te başlıyor. Cihangir 46 puanla liderliğini sürdürüyor. Mausa Türk Gücü'nün 42, Yompaş Dumlupınar'ın 40 puanı var. Efendim, Aksa 1. Lig. Aksa 1. Lig'de bu haftanın programı da şöyle. Bu haftanın programı demişiz ama bu haftanın programı çıkmamış. Evet, cumartesi günü Esentepe Hamitköy, Girin Halkevi Binatlı, Bafül Kürdü Geçitkale, Ünimar Maraş Ozanköy, pazar günü Gönyeli Düzkaya, Lapta Miracle Değirmenlik, Yalova Mustafa Cali Yılmazköy ve Mor Menekşe Dems Construction Çanakkale. Dems Construction Çanakkale maçları oynanacak. Türkiye gazeteleri, sezon başında transfer olduğu Manchester United'ın kalesini ilk kez koruyan Altay Bayındır bu hafta çifte gurur yaşadı. Futbol tarihinin en başarılı takımlarından biri olan Manchester United, kadrosunda yer alan ilk Türk futbolcu Altay Bayındır'ın şerefine dünyaca ünlü Old Trafford stadına Türk bayrağı astı. Kulüp Türk bayrağının stadyumda dalgalandığı görüntüleri de resmi hesabından paylaştı. Manchester United'ın Newport'u 4-2 yendiği maçta kaledeydi sevgili Altay Bayındır. Tabii akşamki maçı ben izleyemedim ama akşamki maçta da büyük bir ihtimalle
Premier Lig'de maçlar. Bakalım hemen sonuçlara. Gale'de kim oynadı? Hemen bakıyoruz. Kadrolara bakalım. Andre Onana oynadı akşam. Andre Onana kaledeydi. Altay Bayındır yedek çıktı yine. Andre Onana oynadı. Altay Bayındır akşam yedek çıktı. Kupa maçında oynamıştı 4-2'lik maçta. Victoria kapıyı araladı. ABD Dışişleri Bakanlığı siyasi müsteşarı Victoria Nuland Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüştü. Görüşme oldukça sıcak ve samimi bir havada geçti. Victoria F-16'lar konusunda olumlu yaklaştı Türkiye'ye İsveç meselesinden. Evet. Sağ bekte büyük bir arayış içerisinde olan Galatasaray listenin ilk sırasına futbolun sarı kırmızı fil dişi sahili oyuncu Aurier'i getiriyor. Aurier benim çok sevdiğim bir çocuk. 31 yaşında. Nottingham Forest'teydi ama Tottenham'da yıllarca oynadı. Aurier bir yıldızdır. Aurier'i Galatasaray sağa alırsa sağ tarafa çok iyidir diye düşünüyorum. Öneriyorum yani. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Eskinin kirası şimdinin aidatı oldu diyor. Yanlış ekonomi politikaları yüzünden kira ve ev aidatları uzaya çıktı. Beşiktaş'ta ortalama aidat 5635 lira. Oysa 3-4 yıl önce ev kiraları bu kadardı diyor. Evet. Türkiye laiktir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeriat karşıtlarını din düşmanı ilan etmesine tepki yağdı. Türkiye laiktir diyor Cumhurbaşkanlığı. Burada İmamoğlu %43, Murat Kurum %39. İlk yapılan anketin sonuçları böyleymiş. Örgüt yoksa ekmek de yok. Bir Gün gazetesi yazdı bugün manşetinde. Taksi şoförü üşüyor diye aracına aldığı kişi tarafından sırtından 3 kurşunla vurularak öldürüldü. Bazı insanlara güvenmeyeceksin diyerek kaçan zanlı suç makinesi çıktı. Bence de bırakın üşüsün yani ne yapayım ben artık şimdi. Filistinli esirler işkenceyle katlediliyor. Vahşet içinde vahşet. Karar gazetesinin haberi böyle. Ve Posta gazetesinde en acı tatil var Posta'da. Eren ile Betül lisede aynı sınıfta okuyan iki iyi arkadaştı. Okul dışında birlikte vakit geçiriyorlardı. 17 yaşındaki Eren sömestr tatilinin ikinci gününde kalp krizinden yaşamını yitirdi. Eren'in cenazesine katılan Betül'e mezarlık çıkışında otomobil çarptı. Betül de bir hafta direndi, o da öldü diyor. Ne acı, ne acı. Allah rahmet eylesin ikisini de tabii ki. Bakıyoruz başka bir şey var mı? Başka bir şey yok Türkiye gazetelerinde de. Bu da bizim son Türk haberimiz olsun. İngiliz gazetelerine bir bakalım. İngiliz gazetelerinde manyak bir saldırgan Afgan sığınmacı. İngiltere'de bir yakıcı sıvı kullanarak insanlara saldırdı. Kendi yüzünde yaralandı. Kimyasal saldırı yaptı ve hala kayıptır bu adam. Fotoğrafını yayınladılar ve peşine düştüler. Cinsel saldırıdan daha önce tutuklamış. Bir kadına ve kızlarına Clapham'da, Londra Clapham'da attı, yakıcı alet attı. 35 yaşında iki defa sığınma talebi reddedildi. Ardından Hristiyanlığı seçti bu adam. Abdül Ezedi adı. İlginç bir adam. Asit fırlattı kadının yüzüne ve bütün gazetelerde bu var. Chemical attacker was failed asylum seeker diye Daily Telegraph'ta siyasi sığınma hakkı reddedilen bir sığınmacıdır diye veriyor Daily Express. Daily Express gazetesinde chemical attack suspectinde yüzünde yaralar varmış. Çok belirgin yara varmış. Sağ gözü tamamen yok gibi duruyor fotoğraflarda. Evet, Avrupa Birliği'nde, İtalya'da, Fransa'da çiftçiler ayaklanmış durumda.
Bunu da sizlere paylaşalım. Financial Times ön sayfadan veriyor. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Var mı bir yeni bir şeyimiz, önemli bir haberimiz? CTP milletvekillerimiz felaket bölgesinde incelemeler yaptı. Onu da hatırlatalım sizlere. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, yani Turizm Bakanlığı'nda ombudsman yasal düzenlemeye aykırı hareket edildi diyor. Yani yasa dışı davranıldı. Bunu da söyleyelim. Ne olacak? İstifa eder mi? Hayır. Mahkemeye gider mi? Kimse bilmiyoruz. Evet. Halkın Partisi gideceğini açıklıyor. Başkaları gitmezse, ki gitmeleri gerekir, biz kesinlikle gideceğiz diyorlar. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize selamlarımızı gönderiyoruz. Mustafa Kara Mustafaoğlu, Münir Ordalı, Halit Sökmez, Halil Tahiroğlu, Filiz Demiröz, Asaf Güney, Buket Şekerci, Azra, günaydın. Halil Tahiroğlu bir kez daha. Evet, hepinize selamlar. Aynı zamanda Çamay Çiçek seven yönetmenimden de. Pazartesi sabah 07.30 biz inşallah burada oluruz. Hepinize sevgi ve saygılarla mutlu bir cuma ve hafta sonu geçirin. Yarına kadar yağmurlar devam edecek. 17 derece sıcaklığımız olacak ortalama olarak. Yani öyle çok da soğuk değil ama gene de dikkatli olun. Çünkü eşim galiba dikkat etmedi. İki gecedir ızdırap çemberi. Gerçekten çok kötü bir durum. Onu da belirtelim. Kimseye vermesin. Geçmiş olsun. Üşütmeyin. Sobacığınızı yakın bir şekilde, intergaz getirsin gazınızı. Elektrik bahalı bilmiyorum ama Solar Bay Paralik'ten siz benim gibi pişman değil de taktırdıysanız zamanında, bombalayın elektriği, gitsin diyorum. Ayrılmayın da bizden hiç. Programlarımız bugün devam edecek. Hoşça kalın, güzel kalın. Derviş Vasfiyeroğlu kardeşim, sana da günaydınlar. İyi tatiller. Eğlence ve lezzetin buluşma adresi Ülfet, Serhat İncirli ile Günaydın Kıbrıs'ı sundu. Yıllardır en doğalını, en sağlıklısını sofranıza getirmek için çabalıyoruz. Çünkü bu ülkeyi ve bu ülkenin insanlarını önemsiyoruz. Nesillerdir olduğu gibi bugün de size en iyisini sunmak için buradayız. Coop Süt. Bizim markamız, bizim geleceğimiz. Ne bak Mehmet amca, nedir ama hesapladığın? Anladım. Faturalar birikti, yine onları ödemeye gideceğim. Mehmet amcam, artık hiç gerek yok ki bunlarla uğraşmana. West Notifier uygulaması ile cep telefonundan tüm faturalarını ödemem mümkün. Kıptek, su, benim...